Merhaba. Bugün sizlere evde balkonda fide yetiştirme teknikleri hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle evden başlamak istiyorum. Bunları ben tamamen evde yetiştirdim. Yani cam kenarında şu an hala gelişimlerini tamamlıyorlar. İlerleyen zamanlarda bunları havaların biraz daha ısınmasıyla yani dışarıya artık şaşırtma yöntemiyle bahçeye ekmeyi düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi salatalık fidelerim var. Şunlar biber ve şöyle patlıcanlarımız karışık. Burada yine aynı şekilde biber ve patlıcan. Ben buraya çok fazla sık ekmedim. Ama ektiğim bütün tohumlar hemen hemen çıkıyor. Şöyle göstereyim. Evde yetiştirme tekniği öncelikle tohumlarımızı ektikten sonra üzerlerine bir poşet geçirirsek nemlenme olacağı için bitkinin çimlenmesi daha hızlı olacak. Fidelerimiz şu şekilde çıkmaya başladığı zaman da artık poşeti kaldırıp güneş ışığı alan bir yere, ben cam kenarı en müsait, burası sabah güneşini gayet iyi aldığı için buraya tercih ettim. Yine aynı zamanda bunların havalandırılması gerekiyor. Burada da camı açarak gün içinde en azından yarım gün dediğimiz, yani günde en az 3-4 saat bunları havalandırmamız son derece yararlı olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi fidelerimiz gayet sağlıklı. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yalnız aralarda birkaç tane kök boğazda sorunu oldu. O da kök boğazı genellikle fazla sulamadan kaynaklı oluyor. O yüzden toprak mümkün olduğunca kuruduktan sonra ben su vermeyi tercih ediyorum ve bol su da vermiyorum fidelere açıkçası. Bunlar benim evde yetiştirdiğim biber, domates ve salatalıklarım. Şu an yani yaklaşık bir hafta 10 gün sonra bunların bahçeye şaşırtmaları yapılacak. Ve bir de şimdi balkonda yetiştirdim. Balkonda yapmış olduğum tekniği göstermek istiyorum sizlere. Evet, şu an balkonda yetiştirdiğim fideleri sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde havalar bu ara soğuk gittiği için üzerlerini kapatıyorum. Burada daha önce evde gösterdiğim salatalıklardan birkaç tanesini buraya şaşırttım, bu kovaya. Evet, şu an gayet gördüğünüz gibi gayet sağlıklı büyüyorlar. Yine bir tane buraya şaşırtma yaptım. Bunu daha sonra bahçeye alacağım. Burada da yaklaşık bir hafta önce ektiğim biber tohumlarım var. Bunlar da şu şekilde gördüğünüz gibi çıkmaya başladılar. Arada otlar da büyüyor. Yine buraya da domates ektim. Bunda daha şu an çimlenme aşamasında olduğu için bunun üzerini kapatıyorum. Çünkü nem dengesini sağlamam gerekiyor. Nemli olacağı için daha hızlı bir şekilde çimlenip bunlar da birkaç gün içerisinde büyük ihtimal topraktan çıkmaya başlayacaklar. Şu anda herhangi bir çıkan bitki yok. Çünkü bunları bir 3 gün önce falan ektim. O yüzden bunlar büyüyene kadar bunların üzerini poşetle kapatıyoruz. Çimlenmenin daha hızlı olmasını sağlamak için. Evet, gördüğünüz gibi biberler bir hafta önce ekildi. Evet, şöyle göstereyim. Arada otlarla beraber büyümeye başladılar. Evet, bir yöntem daha var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, aslında benim en kolay ve en pratik, en çok sevdiğim yöntem bu yöntem. Şu an evet, bu şekilde evinizdeki şu 10'luk veya 19 litrelik damacanaları kesinlikle atmayın. Bu yöntem en kolay ve en başarılı yöntem. Evet, damacana ile sera yöntemi. Tohumlarımızı ektik buraya. Gördüğünüz gibi fidelerimizin ekilen tohumların hepsi çıktı. Bunların hepsi biber fidesi. Tohumları ektikten sonra yapacağınız tek şey şu şekilde kapatıp bir sera ortamı oluşturmak. Bu şekilde yapıyoruz ve ısı ve nem dengesini kolaylıkla damacanada sağlanıyor ve çok gördüğünüz gibi sağlıklı bir yöntem oluyor. Bunda da yine aynı şekilde havalandırmayı gün içinde gündüzleri kapağını açabilirsiniz. Yine akşamlar da soğuk olduğu zaman kapağı kapatarak içerideki ısıyı dengelemiş olursunuz ve her
herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Yani ben bu damacana yöntemini artık bu şekilde tercih edeceğim. Çünkü en başarılı ve en kolay yöntem bu. Damacana gördüğünüz gibi, yani poşeti aç kapa veya katla derdi olmuyor. Damacana da bu şekilde sebze de yetiştirebilirsiniz. Yine bunlar da şöyle göstereyim. Evet, burada da yine patlıcanlarımız. Bunlar da büyümeye başladılar. Gördüğünüz gibi. Ben bu bitkileri, tohumları yetiştirirken kendim hazırladığım bir gübre var. Onu kullanıyorum ve son derece başarılı oluyor ve fidelerimiz çok sağlıklı oluyor. Yani kökleri gayet, yani dolgun oluyor. Yani bunları direkt büyüdüğü zaman toprağa diktiğinizde de herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Aynı gübreyi de o zaman da kullanabilirsiniz. O gübreyi de bir sonraki videomda size paylaşacağım nasıl yaptığımı. Yani doğal bir gübre, tamamen el yapımı, içinde herhangi bir kimyasal madde barındırmıyor ve bu bitkilerin büyüme ve meyve aşamasında da bu gübreyi kullanıyorum ve balkonda da bu sebzelerime bu gübreyi uyguluyorum. Daha sonraki videomda şöyle göstermek istiyorum. Şu an gördüğünüz saksılarımda hep kendi yaptığım gübre mevcut ve şu an havalar soğuk olmasına rağmen çileklerin hepsi hemen hemen çiçek açmaya başladılar. Şöyle göstereyim. Bu gübreyi de nasıl yaptığımı bir sonraki videoda sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi burada geçen seneden kalan bir biberim var. Evet, ikinci yılı bu biberde. Evet, bunu da tamamen benim yaptığım gübre. Burada yine çileklerim var. Bunların hepsi yedi veren çileği. Gördüğünüz gibi son derece gelişimleri yani güzel. Ve bu biber, inanın, benim yaptığım gübre sayesinde bu yıla geldi. Kışın soğukta tek yaptığım balkonda üzerine bir poşet geçirip ısısını dengeledim. Ve dondan korudum onu soğuktan. Ve gübresini de arada verdim. Evet, şu an hala gübre taze ve gördüğünüz gibi yumuşak. Toprağı hem nemli tutuyor yaptığım gübre, hem de toprağın ısısını dengeliyor. Evet, o gübre yapımını bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım nasıl yaptığımı. Buradaki amacım benim sizlere biber, domates, salatalık veya patlıcan fidelerini nasıl yetiştirdiğimi, hangi yolları denediğimi, hangi yöntemleri kullandığımı sizlerle göstermek istedim. Evinizde cam kenarını tercih edebilirsiniz fide yetişiminde. Balkonda ise yine fidenin üzerine şöyle biraz kalın olmak koşuluyla bir poşet ile hem fidenin içerisindeki ısı ve nem dengesini ayarlayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde uğraşmak istemiyorum derseniz de şöyle bir damacanayı şu şekilde boğaz kısmından keserek aç kapı yöntemiyle hem havalandırmayı sağlarsınız, hem de ısı dengesini bu şekilde akşamları genelde soğuk havalarda kapatarak sağlamış olursunuz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.